Evet. Yayındayız arkadaşlar. Türk ırkı yoktur tezüne bir yazı yazdım ve kendisine bazı kitaplar önerdim. Profesör Bey bu kitapları önerme son derece alınmış. Hem Twitter hesabından hem de sağda solda yaptığı konuşmalarda bana yönelik cehalet suçlamalarına bulunuyor. Biraz sonra burada kimin cehalet içerisinde olup olmadığını hep beraber ortaya koymaya çalışacağız. Türk ırkı var mı yok mu bunu tartışacağız. Ve bu akşam üç değerli konuğumla bu konuyu ele alacağız. Hemen yanımda Celal Şengör, Profesör Celal Şengör. Kendisini gayet yakından tanıyorsunuz. Diyeceksiniz ki bir jeoloğun burada ne işi var diyeceksiniz. Doğru, bir jeoloğun burada ne işi var? Ben de soracağım ona kendisine bunu zaten. Bir jeolog bunları niye araştırır diye ama bu konuda önemli araştırmaları var. Murat Bardakçı'yı zaten tanıyorsunuz. Erhan Afyoncu'yu tanımayanı zaten dövüyorlar. bir de araba var. Bir de ben varım. Bir de araba var. Nerede araba arkada var? Evet, bir de arabamız var değerli izleyiciler. İlk defa bir programa arabayla geldik. Akademisyen kendisi tomur tomur. Dedim ki tomur tomur ya arkadaşım bir dakika dedim. Şimdi bu dedim sizin anıtınız, milli anıtınız, dikmişsiniz bunu buraya. Orhun yazıtlarına 40 kilometre burası. Ve daha sonra benim oğlumun ortaya çıkarttığı bir şey. Çünkü burası Ütüken dedi. Harin şehrinde bir anıt dikmiş Moğollar. Devasa bir anıt. 3 tane köşesi var bu anıt. Harhanine bakan cephede dev bir Asya haritası. Üzerinde bir imparatorluk çizilmiş. Altında Mogol ulusu yazıyor. Yanında da Harhari yani Karakurum. Karşıya bak dedi. Ne var dedim? Ütüken. Karşısı Ütüken. Bilge Kağan dedi bunu anlatıyor. Dedi. Hakikaten okuduk. Dediği de çok mantıklı aslında. Karşısı Ütüken. İşte o zaman dedik ya Cengiz Han niye burayı seçti? Çünkü Cengiz Han kendini Türk geleneğinin devamı addedi. Bir daha olmuyor. Üçüncü sefer sadece 15 kişiyi istiyor. Gene olmuyor. Ve en sonunda Atatürk bu işten vazgeçiyor. Ve diyor ki Türk Tarih Kurumu'na sizin göreviniz tarih yapmaktır. A few moments later. Okuyor. Biyoloji okuyor fakat benim mahtum... Senin mesleğin neydi aslında? Ben jeoloğum. Benim mahtum sizler yüzünden da... ve büyük ölçüde İlber yüzünden tamamen zehirlenmiş bir vaziyette. Tarihe çok meraklı. Farsçanın altında galiba Murat. Şu galiba değil mi? Evet. Evet. Hocam sen part time jeolog mu yapıyorsunuz? Allah razı olsun. Bütün bunları konuşan adam da jeolog. Ben bütün ödüllerimi jeolojiden aldım abi. Şabon. Ama yok dur o değil, o değil, hayır. Orada, onların altındaki olması lazım. Bir, İskender. İki, Cengiz Han. Üç, Timur. Bunun istisnaları var yani. Doğuran katırı falan biliyoruz. Ama bunlar çok biyolojik olarak bir mutasyon gibi hatalardır. Şimdi, demek ki coğrafi bir ayrım, bir Türk dili diye bir şey oluşturmuş. Şaşı kelimesi Türkçe'de de şaşı, Japonca'da da şaşı. Evet. Evet değerli hepinize iyi geceler diliyoruz. Kusura bakmayın sizi bu saatlere kadar buralarda tuttuğumuz için. Haftaya görüşmek üzere.